Merhaba arkadaşlar, bizler için tuz çok ama çok büyük bir düşman. Makinemizi, kamışımızı, ipimizi, maket balıkların veya jiklerin iğnelerini mutlaka bu tuzdan arındırmamız lazım her avdan sonra. Amatör balık avcılığına yeni başladıysanız ya da heves ettiyseniz bu işin üşengeç işi olmadığını en başta anlamanız lazım. Şimdi peki ne yapacağız? Aslında birkaç basit, biraz vakitinizi harcayacak işler yapacaksınız. Nedir? Kamışınızı alacaksınız. Bir güzel tuzdan arındıracaksınız. Elinize güzel bir bez alırsınız. Nemli bir bez, ıslatırsınız, nemlendirirsiniz. Güzelce tuzlardan arındırır, silersiniz. Mutlaka halkaları da temizlemeyi unutmayın. Tuz kalmayıncaya kadar zaten 2 geçirişte bu iş biter. Bu kadar. Tuzdan arındırın arkadaşlar. Gelelim makineye. Makine de mutlaka avdan sonra, her avdan sonra tuzdan arındırılmalı. Ömrünü uzatmak istiyorsanız mutlaka bunları yapmanız lazım dostlar. Yani bu işten zararlı çıkmamak için temizliğini, daha doğrusu 1 numaralı dediğim gibi tuzdan arındırma işlemini, tuzunu alma işlemini yapmanız lazım. Ne yapacaksınız? Güzel şekilde çıkartacaksınız kapağını ve makarayı eline alacaksın. Öncelikle makarayı ve ipi temizlemen lazım. Bunlardan birkaç tane yol var. Eğer vaktin varsa makaradaki ipi tamamen boşaltıp, boşaltırken de ipi yine nemli bir bezin içerisinden tutarak geçirerek boşaltıp o tuzlardan arındırıp sonra makarayı güzel bir şekilde yine nemli bir bezle silebilirsin. Yok benim fazla vaktim yok, daha çabuk yollar istiyorum diyorsan bunun da 2 yolu var. Birincisi benim tercih etmediğim, çok ince bir şekilde yani ip gibi akan bir suyun altında ip kısmını tutup bir süre öyle temizleyen arkadaşlar var. Ama ben fark ediyorum ki üst taraftan dip taraflara geçmesi için ya çok uzun süre tutmanız gerekiyor ya da tutsanız da geçmiyor. O yüzden ben ne yapıyorum? Alıyorum bir kap su, şöyle tepeden aşağı içine bırakıveriyorum. Bir süre bu kenarda duruyor. İşte ben kamışı temizlerken, makineyi temizlerken tuzlu su zaten hemen bu temiz suyu bulandırmaya başlıyor. O tuzların ayrıldığını, ayrıştığını görüyorum. Bu arada ne yapıyorum? Öncelikle yine güzel bir bezle kapağı temizliyorum. Nemli bir bezle. Kapağı bir kenara koyuyorum. Makineyi alıyorum. Makineyi de yine nemli bir bezle her tarafını temizliyorum. Makineyi suyun altına tamamen tutmak çok da gerekli bir şey değil arkadaşlar. Dediğim gibi su israfı. Özellikle şu kılavuz telini, en çok sular buralardan geçiyor çünkü. Ve de ipin geçmiş olduğu şuradaki kılavuz yüzüğünü mutlaka iyice tuzlardan arındırın arkadaşlar. Her tarafını güzelce nemli bir bezle silin. Daha sonra da kuru bir bezle silin. Bu kadar. Çok da fazla bir şey yapmaya gerek yok. Daha sonra tuzlu sudan arınmış olan makaramızı alıp şöyle güzelce yine kuru bir bezle siliyorum. İçini dışını iyice kuruluyorum arkadaşlar. Oluyor bitiyor. Şu aradaki delikten geçmişse diye birkaç şöyle elimle hareket ettiriyorum. Oradaki birkaç damla suyu da çıkartmış oluyorum. Bu arada tazikli suyla kesinlikle yıkama yapmayın arkadaşlar. Tazikli suyla yani çok sert akan musluktan veya hortumdan suyla yıkama yaparsanız şuradaki iplerin düzenini gevşetme ihtimali var. O yüzden karışma problemini bu nedenle de yaşıyor olabilirsiniz. Her avdan sonra kamışımızı ve makinemizi güzelce temizledik, tuzdan arındırdık, 1 numaralı düşmanımızdan kurtulduk. Peki başka ne yapmanız lazım? Özellikle yağlama kısmı çok ama çok önemli. Dikkat etmeniz gereken şey her tarafına yağ sürmemek. Yağ sürmenize kesinlikle ve kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Siz kendiniz eğer yıllık veya 6 aylık kullanım süresine göre iyi bir bilen veya yetkili bir servise makinelerinizi gönderip periyodik bakımlarını yaptırabilirsiniz. İç kısımlarını kesinlikle onlar açsınlar. Her tarafını bizim yağlamamıza gerek yok. Peki biz nereyi yağlayacağız? Arkadaşlar birkaç avdan sonra dediğim gibi kullanım sıklığınıza göre özellikle şu yüzük kısmını yağlayın. Çünkü bu yüzük kısmı dönmezse ipiniz araya sıkışabilir, kopabilir, kopartabilir, ipiniz kesilebilir. Oraya dikkat etmek lazım. Orayı zaten demiştik günlük olarak temizlediğiniz zaman, o tuzdan arındırdığınız zaman çok da fazla bir sıkıntı olmaz ama 2 damla yağ şuraya dökmeniz yeterli. Başka ne yapacaksınız nereye? Şurada hareketli parçalar var biliyorsunuz. Şurada 2 tane vidanın olduğu hareketli parça var. 2-3 damla da şuralara sürseniz sizin yapacağınız iş burada biter. Özellikle arkadaşlar her tarafına yağ sürmeyin dememin sebebi çok az da olsa ince kılcal bir boşluktan şu iç kısma yani dişlilerin olduğu kısma yağın akma ihtimali var. Ve içerisindeki gres yağını eritme ihtimali var. Bu ihtimalden kaçınmak için özellikle her tarafına yağ sürmeyin siz diyorum. Bu işe yeni başlayan bir kişi olarak hemen makineyi açmaya heves etmenizin pek sağlıklı olduğunu şahsen ben düşünmüyorum. Özellikle pas sökücü olan spreylerden kesinlikle kaçının arkadaşlar. Yine o aralardan sızıp içindeki dişlilerin olduğu yerdeki gresi, yağı eritebilir, buharlaştırabilir. Dişliler birbirine sürter, makineniz haşat olur. Onu da hatırlatmak istedim. Uzun lafın kısası. Arkadaşlar, eğer bu balık av malzemelerinizin, kamışlarınızın, makinenizin, ipinizin ömrünü sonuna kadar kullanmak istiyorsanız, çabuk yıpranıp çabuk kırılmasını, çabuk bozulmasını istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka her avdan sonra temizliğini yapın. Göreceksiniz, bundan siz kârlı çıkacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar, balık avcılığına yeni başlayan, heves eden arkadaşlar için hazırlamış olduğum videolardan bir tanesinin daha sonuna geldik. Aşağıya yorumlara da sizin bildiklerinizi de eklerseniz daha ileriki zamanlarda mutlaka bu konuları araştıran arkadaşlar bu videolara denk gelecektir. Alttaki yorumlara bakacaklardır. Sadece benim anlattıklarım değil, siz sevgili abone arkadaşlarımın, takipçi arkadaşlarımın da bilgilerinden onlar faydalansın. Sizler de yorumlarda bu konularla ilgili bildiklerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız sizin de bu işte bir katkınız olur. İnşallah bir sonraki videoda beraberce yeni bir konuya değiniriz. Kendinize iyi bakın. Hepinize rast gelsin.